tevbe yani Kur'an'da programın hemen başında Seyfettin hocamızın okuduğu ayetlerde ifade edildi. Başladığı ayetlerden daha önceki kısımlarda Allahü Teala orada müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Onlar işte yalnızca Allah'a inanırlar, şirk koşmazlar, hı hı. zinadan uzak dururlar aklıma geldiği kadarıyla meali. Ayetlere körler ve sarlar gibi yaklaşmazlar. Evet. ve kim bunları yaparsa yani zıttını yaparsa Allah'a şirk koşarsa, Allah'ın ayetlerini duymazdan hmm. gelirse, zina ederse, günaha düşerse vesaire onların azapları kart kart artırılır dedikten sonra hocamızın başladığı ayette illellezine tabu ve amenu ve amilü salihat ancak tevbe edenler, iman edenler ve salih amel işlemek suretiyle nefislerini tezkiye edenler ıslah edenler müstesnadır Allah onların işlediği kötülükleri hasenata çevirecektir, iyiliklere çevirecektir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bu Kur'an ayeti. Bu ayetten anladığımıza göre kişi tevbe edecek olursa Allahü Teala'nın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Buna şirk de dahildir. Yani birçok Kur'an ayetinde şirk koşanların kesinlikle affedilmeyeceği, onların yerinin ebedi cehennem olduğu ifade edilmiş e, ee, müfessirler bunu şu şekilde izah ediyorlar. Tevbe etmeden şirk üzere olacak, ölecek olursa e, Allahü Teala'nın bu vaadi gerçekleşecektir. Yani onların e yeri ebedi kalacakları cehennem olacaktır. Ama tevbe etmeleri durumunda şirk günahı bile olsa Neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de müşrikler vardı. E daha Hı. sonra iman ettiler, tevbe ettiler, salih amel işlemeye başladılar. E, dolayısıyla tevbe şirk günahını bile affeder. Ancak affetmeyeceği tek bir günah var tevbenin. O da kul hakkı. Yani şu dünya hayatında bir Müslüman kardeşimizin, bir din kardeşimizin veya bir insanın Müslüman olması bile önemli değil. Çünkü insan her haliyle değerlidir. Her haliyle mükerremdir, saygıya layık bir varlıktır. Bir insanın hakkına tecavüz etmişsek onun affedilmeyeceğini söylüyor ve Peygamber Efendimiz bu konuda bizi uyarıyor. Altın ve gümüşün para etmeyeceği hesap günü gelmeden önce bir Müslüman kardeşinizin üzerinde bir üzerinizde bir hakkı varsa onunla muhakkak helalleşin uyarısında bulunuyor. Dolayısıyla eğer üzerimizde kul hakkı varsa bunun ancak iki yönle, iki şekilde affedilebileceğini ifade etmiş İslam alimleri. Birincisi hakkını gasp ettiğimiz, tecavüz ettiğimiz kardeşimizin ziyan olan, zayi olan bir hakkı varsa o hakkı tazmin etmek, yani maddi bir zarara uğramışsa, hatta manevi bir zarar da olabilir, itibarsızlaştırma olabilir, onun şahsiyetini onurunu edilecek bir davranıştır, ee, onu muhakkak tazmin etmeli ve kendisiyle mutlak suretle helalleşmeli. Helalleşmedikten sonra, yani onun helalliğini almadıktan sonra, e, onun affedilmeyeceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor.